Malum son günlerde Türkiye'nin ve dünyanın gündemi Covid-19 virüsü. Bu da dünyada gittikçe yayılmakta. Bugün bununla ilgili Cizre Devlet Hastanesi'nde Mehmet Hidayetullah Erzen hocamla durumu değerlendireceğiz. Bugünkü konuğum Erzen hocam. İnşallah size güzel ve verimli bilgiler vereceğiz bugün. Şimdi biz bugünlerde özellikle bugünlerde bulaşın yüksek olduğu bir dönem olduğu için her hastayı muayene ederken eldiven giyiyorum. Muayene bitiminde eldiveni şu şekilde çıkarıyoruz. Şu şekilde, bu şekilde atıyoruz. Elle temas edilmemiş oldu böyle. Yok, temas, evet, temas etmedi. Yine de her ihtimale karşı muayeneden sonra bol bol dezenfektanla elimizi sabunla yıkar gibi. Aynı hocam kaç şekilde. Saniye boyunca Yani dezenfektan mı? dezenfektan 1 dakika yakın yani. Hocam nasıl bulaşıyor insanlara bu hastalık? Bu hastalığın en büyük şeyi dediğim gibi damlacık bir de temas. Şimdi çok da aslında dikkat edersek bulaşmayı minimuma indirebiliriz. Ki nasıl? Diyelim ki şuradan bir mikrop masadan kaptık. Evet. Elimizde mikrop olduğunu Bulaştı. biliyoruz. Bunu ağzımıza, burnumuza veya gözümüze değdirmediğimiz sürece bu hastalık yapmaz. Ha Elde kalır o. bizde ne kadar kalır? Mesela bazı istatistikler diyor ki 1 gün kalır, bazıları 2-3 saat kalır. Ama şöyle bir şey, mesela bu elime değdirdiğim, kirli bir yere Evet. değdirdiğim elim, atıyorum orada 1 milyon mikrop şu anda duruyor orada. Evet. Şimdi bu zaman geçtikçe bunların çoğu ölüyor. Yani neredeyse 1 saatte bunların yarısından fazlası ölüyor. Geri kalan kısmı da hani biz bulaştırdığımızda bu sefer mesela burunda ya da göze ya da ağza değdirdiğimizde yine bir yaşayacak ortam hani bu o zaman bunun yaşam süreci tekrar başlıyor. Bunun kalıcılığı 27 derece. 27 derece sonra denatüre oluyor hani mikrop ölüyor. Herkes mi içeride kalsın veya ihtiyaçlar için dışarı giden biri ne yapsın? Sağlık problemi olmayan biri gitsin. Niye? Hani dediğim gibi eğer böyle ki hastalığı dışarıdan kaptı. Evet. Yani bu semptom gösterebilir çünkü hemen göstermez biliyorsunuz. Ama bu hastalığın belirtilerinden birisi de ani yüksek Ateş. atış yükselmesi. Ardından hemen zaman geçmeden bunun hemen ciğerlere inmesi, boğaz ağrısı, işte halsizlik. Yani bu gripte hissettiğimiz kırıklığın 10 katı diyeyim. Yani çok fazla bir aşırı halsizlik baş gösteriyor. Burada zaten bu eğer herhangi birisi bu semptomlar görüldüğü takdirde zaten vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna acile başvurulur, alınır. Hocam insanlar şunu soruyor. Yani her öksüren kişi hasta mıdır? Yok Korona yani hastası mıdır? bu 3-4 günde bu semptomlar arka arkaya yani ateşten hemen sonra zaten bir halsizlik, kırıklık, vücut kırıklığı, kas ağrıları. Ondan sonra öksürük hemen başlar. Ondan sonraki adım nefes darlığı. Yani dakikadaki yani bizim ölçülerimize göre solunum sayısı yaklaşık 30'un üzerine çıkıyor. Vatandaşlara Evet. ne önerileriniz var efendim? Yani vatandaşlara önerimiz mümkün mertebe lazım olmadıkça dışarı çıkmamaları. Bunun dışında kalan diğer kronik hastalıkları olur, kuru göz sendromları olur, glokom hastaları olur. Zaten bunların ilaçları otomatikmen raporlara da uzatıldı. Türkiye'de şu anda bir kesim var ki yalan yanlış bilgileri Evet. sosyal medyaya Evet. sızdırmakta. Şimdi geçenlerde zaten belki Cizre'deki o sumak olayı ortaya Evet. çıktı. Yani şimdi zaten Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı, biz doktorlar hani genelde tavsiyelerimizde yani buradaki en püf noktası nedir? Bağışıklık sistemini güçlü tutmak. Güçlen. Yani şimdi bunu kalkıp işte bir rüyaya indirgemek, dediğim gibi yani yalan dolan haberlerle işte yani rüyadan şimdi herkes rüya görür. O zaman herkes rüyasında böyle bir Baharat söylesin yani bir baharat söylerse ortaya o zaman bu şekilde hani Yanlış bilgi yanlış dolaşmış bilgi olur, evet. dolaşmış olur. Yani gerçekten de inançlı bir milletiz. Yani inançlı bir milletiz. O yüzden de hani bu dini duyguların istismar edilmesi özellikle bu hassas dönemlerde pik yapıyor. Yani o yüzden halkımızın bilim adamlarına, Kesinlikle. sağlık adamlarına
itimat etmesi önemlidir. Ben yine söylüyorum, biz sağlıkçı olarak, doktorlar, sağlıkçılar olarak şu anda hastanedeyiz, görevimizin başındayız. Çok acil olmayan durumların ertelenmesi taraftarıyız, bu kadar. Bildiğiniz üzere Türkiye'nin bugünlerde en çok üzerinde durduğu, hatta dünyanın üzerinde durduğu tek konu COVID-19 virüsü. Bununla ilgili de biz de Cizre Devlet Hastanesi'ne geldik. Hocamız operatör doktor Mehmet Hidayetullah Erzen hocamla birlikte durumu değerlendirmeye çalıştık. Burada hocamızın çok güzel bilgileri oldu bize. Hem bize hem tüm Türkiye'ye. Hocamız şunu söylüyor, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım, kendimizi izole edelim. Kendimizi izole ettikçe etrafımızı izole etmiş oluruz. Önce kendimize, sonra ailemize, şehrimize ve ülkemize sahip çıkalım diyor hocamız. Bilgi bazında da hocamız şunu söylüyor, eğer ki sağdan soldan mutlaka bazı insanlar olayı sömürü haline getirmeye çalışacaklar. Bu olayı başka yönlere çekmeye çalışacaklar. Sakın buna inanmayın diyor. Bilim kurulumuz, Sağlık Bakanlığımız ve doktorlarımız 7/24 hazırlar. 7/24 gerçek ve sağlam bilgiyi bizden alabilirsiniz diyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bu konuyla ilgili bize bilgi verdikleri için.